Herkese selam ben Tunağan. Bu videoda da sizlerle beraber HV69 Pro Max modelinin kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Daha öncesinde bu modelin ultra tasarımında olanını incelemiştim. Bu modelde ise seri 109 tasarımı kullanılmış. Yine AMOLED ekranlı bir saat modeli olmuş ve WearFit Pro mobil uygulamasını kullanıyor. Bu video içerisinde mobil uygulama bağlantısını, bildirim testlerini ve saat içerisindeki özellikleri bulabileceksiniz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hazırsanız gelin kutu açılımıyla başlayalım. h 69 Pro Max modelinin kutu tasarımına baktığımız zaman dinamikada özelliğinin olduğunu, yapay zeka uygulamaları desteklediğini, uygulama marketi olduğunu ve yerel müzik kısmından müzik oynatabileceğinizi kutu üzerine işlemişler. Ayrıca ChatGPT uygulaması da destekliyor. Saat ekranı %100 olarak AMOLED kullanılmış ve 2.1 inçlik ekran boyutu bulunuyor. Mobil uygulaması olan Wear Fit Pro yarışabileceğiniz bir QR kodunu da arka kısma eklemişler. Saatin kutu içeriğine baktığımızda ise bizleri direkt olarak bir adet kullanma kılavuzu, bir adet manyetik şarj kablo, saatin kendisi burada zaten. Sonrasında ise iki adet silikon kordon karşılıyor. Saatin üç farklı renk seçeneği vardı. Gri rengini tercih ettiğimde siyah ve gri olarak iki adet düz silikon kordonla karşılaşmış olduk. Manyetik şarj kablosunun bir ucu da USB tip A olarak yapılmış. Saatin tasarımına baktığımız zaman 45 milimetrelik kasa boyutunu görebiliyorsunuz. Yan tarafında 2 adet kullanıma uygun tuş ortalarında mikrofon bulunuyor. Arka tarafına baktığımız zaman kordon kilit mandallarını ve sensörlerini görebilirsiniz. Sol tarafında ise tek parçadan oluşan bir hoparlörü bulunuyor. 2.1 inçlik bir ekran boyutunun olduğunu söylemiştim. Kasaya da kavisli bir şekilde yerleştirilmiş 45 mm'lik seri 109 tasarımlarından bir tanesi de HV69 Pro Max modeli. Şimdi gelin hep birlikte Wear Fit Pro mobil uygulama bağlantısını görelim. Sonrasında ise saat içerisindeki özellikleri test ederiz. Saatin mobil uygulaması olan Wear Fit Pro'ya giriş yapıyorum ve kesinlikle saatimi telefonumun bluetooth ayarları üzerinden bağlamıyorum. Onu da buradan görebilirsiniz. Eğer ki bluetooth ayarları üzerinden saatinizi bağlar yaparsanız ekipman kısmına giriş yapıp cihaz ekle dediğinizde buradaki listede saati göremezsiniz. O yüzden direkt olarak mobil uygulamaya girdim ve bağlan dedim. Bağlantı işlemini gerçekleştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi bir güncelleştirme var dedi bize. Denetim merkezine giriş yapıp direkt olarak saatimin batarya durumunu kontrol ediyorum. %80'e yakın bir batarya durumu var. Telefonumun bataryası da yeterli. Rahatsız etmeyin modundayım ve uçak modundayım. Görmüş olduğunuz gibi şu an için güncelleme yapabilecek e, tamamen tüm şartları sağlamış oldum. Güncelle diyorum ve son sürümü indirip saatimi güncelliyorum ve videoya tekrar devam etmek istiyorum. Yazılım güncellemesi bitti. Görmüş olduğunuz gibi cihaz tekrar açılıp kapanıyor. Bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Güncellemeden sonra otomatik olarak bağlantı yerine geliyor. E, WearFit Pro zaten benim defalarca anlattığım birçok saat modelini incelediğim mobil uygulamalardan bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi burada çeşitli kadran seçenekleri var. Uygulama içerisinde en beğenmediğim özelliklerden biri de buradaki kadranların birçoğunu ücretli olarak satması. Galerinizden bir fotoğrafı kadran oluşturmak için burada görmüş olduğunuz gibi fotoğraf albümüne girebilirsiniz ya da buradan anlık bir fotoğraf çekerek buradaki fotoğrafı kullanıp kadran oluşturabilirsiniz. Buradaki püf nokta, fotoğrafı galeriden veya kameradan seçtiğiniz zaman üzerine bir kere basmanız, buradaki ekranın değişmesi gerekiyor. Ayrıca yine saatin menü duvar kağıdını da değiştirebiliyorsunuz. Saatte menüye giriş yaptığınız zaman otomatik olarak burada arka planda duvar kağıdı gözükecektir. Bunu da yine buradan değiştirebilirsiniz. Yine özelleştirme imkanı tanıyor sizlere. Weird Fit Pro Mobile uygulaması genel anlamda sürekli bahsettiğim konulardan bir tanesi. Uygulama pazarı kısmı bulunuyor. Yazılım deposu ve oyun pazarı olarak iki kategoriden oluşuyor. Ancak içerisinde herhangi bir uygulama olmadığını görebilirsiniz. Çünkü burada bazı durumlarda uygulamalar tamamen kaldırılıyor ve tekrardan geliyor. Yani bunlar ara ara burada kontrol edilmesi gerekiyor. Önceki modellerde örneğin HK9 Ultra 2'de oyun pazarında veya yazılım deposunda çeşitli uygulamalar vardı ancak 2 hafta sonrasında bu uygulamaların kaldırıldığını gördük. Yani bunlar ara ara kaldırılıp yerine tekrardan koyulan uygulamalar. Sık görüşülenler kısmına baktığınız zaman ekle dediğinizde rehberiniz açılır. Rehberinizden çoklu seçim yapmak için de burada görmüş olduğunuz gibi kişileri seçebilirsiniz. Ben burada rastgele kişileri seçeceğim ve burada görmüş olduğunuz gibi 20'den fazla kişiyi seçtirebiliyor sizlere. Seçmiş olduğunuz tüm kişileri de burada görmüş olduğunuz gibi sunmak diyerek direkt olarak rehber eşitlemesi yapıp kullanabilirsiniz. Ben burada herhangi bir rehber eşitlemesi yapmıyorum. Rehber eşitlemesi olmadan gelen aramaları kontrol edeceğim. Böylelikle numara mı yoksa isim mi çıkıyor bunu test etmiş olacağım. Devam ettiğimiz zaman yine burada görmüş olduğunuz gibi kıble uygulaması bulunuyor. Saatinizi isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi yine çeşitli tesbih, çeşitli dualar bulunuyor. Bunları buradan kullanabilirsiniz ya da yine saatiniz içerisinden kıble uygulamasına giriş yapıp da bunu kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanabilmeniz için hem mobil uygulama üzerinden hem de Watch Call bağlantısı üzerinden bağlantı yapmanız gerekiyor. Watch Call bağlantısını Otomatik olarak mobil uygulama bağlantı yaparken kullanıyor. Bu şekilde de sure dinleme işlemi yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz yerel müzik kısmına giriş yapıp alt taraftaki turuncu butona bir kere bastığınızda dosyanız açılacaktır. Buradaki MP3 dosyalarını isterseniz saate yükleyebiliyorsunuz. Ancak tekrar belirtiyorum, MP3 dosyası olmak zorunda ve uzun dakikalı bir müziği de saate yükleyemiyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi yine yapay zeka ile kadran oluşturabiliyorsunuz. Hem mobil uygulama bağlantısı olmak zorunda hem de uygulamanın açık olması gerekiyor. Saatin üzerindeki uygulamaya giriş yaptığınızda herhangi bir kelime vererek buradaki kadran modellerini kullanıp isterseniz buraya kadran oluşturabiliyorsunuz. Örneğin ben cat dedim ve burada kedi şeklinde bir kadran oluşturdu bana. Burada vermiş olduğunuz komutunda İngilizce olması gerekiyor. Wear Fit Pro genel anlamda bu şekilde bir uygulama. Zaten neredeyse birçok akıllı saat modelinin kullanmış olduğu mobil uygulamalardan bir tanesi. Kadranları ücretli olarak satması ve çoğunlukla içerisinde reklam oynatması benim için aslında kötü bir durum. Ee, yine bunu göz ardı edecek kullanıcılar için saatlerinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ana sayfa kısmına baktığımız zaman burada sağlık verilerinin analizlerini kontrol edebiliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi bu tarz saatlerde kesinlikle sağlık uygulamalarını kullanıp buradaki verilere göre kendinizde bir tedavi yöntemi uygulamayın lütfen. Egzersiz kısmına giriş yaptığınız zaman yine burada çeşitli egzersiz modlarını kullanıp egzersiz yapabilirsiniz. Yine bazıları VIP özelliğe dahil edilmiş ancak aralarında ücretsiz olan traininglerde bulunuyor. Microlife kısmına giriş yaptığınız zaman yine Fit Pro'nun içerisinde bulunan tarayıcı kısmı diyebileceğim bir yer. Buradan yine isterseniz çeşitli uygulamaları buradan kontrol edebilirsiniz. Ben kısmına giriş yaptığınızda ise yine Wearfit Pro Mobile uygulamasına ait olan hesabınızın direkt olarak buradaki ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Wearfit Pro'nun kullanımı bu şekildeydi. Bluetooth üzerinden iki aygıt bağlı olduğunu görebilirsiniz. Dediğim gibi Wearfit Pro Mobile uygulamasını bağlarken Watch Call bağlantısını da otomatik olarak yapıyor. Siz burada herhangi bir müzik açtığınızda veya video izlediğinizde ses saatten gelecektir. Bunun en güzel yöntemi kol bağlantısını kapatmanız ya da denetim merkezine giriş yapıp buradaki sesi iPhone'a çekmeniz. Bu şekilde bir kullanım imkanı tanıyor sizlere. Şimdi gelin hep birlikte birkaç bildirim testi yapalım. Sonrasında ise saat içerisindeki özellikleri test edelim. Şu anda saatin Wear Fit Pro üzerinden telefonuma bağlı bildirim izinlerini verdim. WhatsApp'tan gelecek olan bir bildirimi test edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Always On Display ekranında. WhatsApp'tan bildirim geldi. Always on display ekranından uyandı ve yukarıdan aşağı bana bildirimin geldiğini gösterdi. Bildirimi okumadığım zaman üst orta kısımda bildirim hatırlatıcısı noktası bulunuyor. Yukarıdan aşağı indirdiğinizde bildirimin içeriğini bu şekilde okuyabilirsiniz. Toplamda 10 satırını okumanıza olanak tanıyor. Nereden geldiğini ve kimden geldiğini rehber eşitlemesi olmadan da görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi bir de rehber eşitlemesi olmadan gelen aramayı kontrol edelim. Arayan kişiyi numarasıyla mı gösteriyor, ismiyle mi gösteriyor bunu görelim. Görmüş olduğunuz gibi çağrı geldi. Rehber eşitlemesi olmadığı zaman burada kişiyi numarayla gösteriyor. Şimdi bir de Wearfit Pro üzerinden bu kişiyi rehber eşitlemesi yapalım. Sonrasında ise bildirimi tekrar alalım. Wirfit Pro Mobil uygulaması üzerinden rehber eşitlemesini yaptım. Rehber eşitlemesini kişiyi seçtikten sonra senkronize etmeniz gerekiyor. Gelen çağrılarda rehber eşitlemesi varken kişiyi hem numarasıyla hem de ismiyle gösterebilen bir model olmuş HV69 Pro Max modeli. Gelen çağrıyı isterseniz bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Saatiniz üzerinden isterseniz çağrıyı telefona gönderebilirsiniz. Ya da buradan tekrar saate çekebilirsiniz. Saatteki görüşme esnasında isterseniz buradan mikrofonu susturabilirsiniz. Ya da burada çağrı görüşmesi bittikten sonra otomatik olarak çağrıyı sonlandırabilirsiniz. Telefonunuzdan da kapanacaktır. Şimdi gelin hep birlikte saat içerisindeki uygulamalara hızlıca bir göz atalım. İçerisindeki uygulamaları test edelim. Elimden geldiğince videoyu kısa tutmaya çalışıyorum ve kafanızı karıştırmamaya çalışıyorum. Sizlerin de sıkılmamasını istiyorum açıkçası. <laughs> Saatin kadranını değiştirmek istediğinizde üzerine basılı tutmanız gerekiyor. Ön belleğinde yüklü gelen kadranları bu şekilde kontrol edebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir kadran üzerindeyken üzerine bir kere basmanız kadranı değiştirmeniz için yeterli. Bu şekilde üzerindeki noktaları da kullanarak isterseniz uygulamalara giriş yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde basarak özelleştirmelerde de yapabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı indirdiğinizde bildirim çekmecesine soldan sağ çektiğinizde hızlı menüye aşağıdan yukarı kaydırdığınızda yine uygulama çekmecesine erişebilirsiniz. Sağdan sola çekerek uygulamalar arasındaki kısa yol geçişlerini kontrol edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada We're Fit Pro mobil uygulama bağlantısı olduğu için hava durumunu da kontrol edebiliyorsunuz. Yerel müzik kısmı da burada bulunuyor. Üzerinde gelen müzikleri silmek istediğinizde sağdan sola çekip çöp kutusuna basarak müziği saatinizden kaldırabiliyorsunuz. Teker tuşuna bir kere basarak menüye giriş yapabilirsiniz. Bu manide kasma donma yaşamıyorsunuz. Herhangi bir uygulamaya da zoom yaparak giriş yapabilirsiniz. Çift çekirdekli işlemci ve AMOLED ekrana sahip olan modellerden bir tanesi. Bunu HK9 serilerinde de görmüştük. Yani HK serilerindeki işlemcinin aynısı HW69 Pro Max modelinde de kullanılmış. İkiz kardeşi diyebileceğim bir model olmuş aslında. Teker tuşuna iki kere basarak menü stillerini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde 4 farklı menü stili bulunuyor. Hatta 5 farklı menü stili bulunuyor. Devam ettiğimiz zaman liste şeklindeki menüden uygulamalara hızlıca bir göz atmak istiyorum. Uygulama mağazası bulunuyor. Uygulama mağazası içerisinden yüklemiş olduğunuz uygulamalara erişebilirsiniz. Tekrar söylüyorum Wear Fit Pro mobil uygulamasındaki uygulama pazarı sürekli güncellendiği için ara ara uygulamalar oradan kaldırılıyor. Bu aklınızda olsun. Devam ettiğimiz zaman yine yerel müzik uygulaması, sesli notlar, chat GPT uygulaması gibi çeşitli yapay zeka uygulamaları bulunuyor. Chat GPT uygulamasını kullanabilmeniz için sormuş olduğunuz soruları İngilizce olarak sormanız gerekiyor ve Wearfit Pro Mobile uygulama bağlantısı yapmanız gerekiyor. Devam ettiğimiz zaman yine burada görmüş olduğunuz gibi Müslüman duası olarak çevrilmiş kıble uygulaması bulunuyor. İçerisinden surelere, namaz vakitlerine ve burada görmüş olduğunuz gibi tespih uygulamasına erişebilirsiniz. Bu şekilde de tespih çekme imkanı tanıyor sizlere. Teker tuşuna basarak da yine tespih çekebiliyorsunuz. Ee, devam ettiğimiz zaman burada kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı ve kan basıncı gibi çeşitli sağlık uygulamaları bulunuyor. Bu sağlık uygulamalarını bu tarz saatlerde kullanmayın. Ben de videolarımda size göstermiyorum egzersiz uygulaması bulunuyor Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli spor modları var bu şekilde spor yapabilirsiniz geri sayaş başlıyor otomatik olarak burada ölçümler yapılıyor Buradan da tekrar çıkış işlemi yapabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi uyku takibi yapabileceğiniz stres ölçer uygulaması aktivite kaydı telefon uygulaması bulunuyor hava durumu uygulaması var Wear Fit Pro promomobil uygulamasından bağlantı yapmanız gerekiyor Ayrıca burada uzatılmış hava durumunda kontrol edebiliyorsunuz uygulamanın güncellenebilmesi için birfit Pro'nun arkada da çalışması gerekiyor yoksa buradaki güncellemeyi yapmaz. Saatiniz üzerinden alarm kurabiliyorsunuz, nefes egzersizi yapabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi yine deklanşör olarak kullanabileceğiniz uygulama bulunuyor. Mesajlar uygulamasından gelen iletilerinizi kontrol edebilirsiniz. Uzatılmış takvimi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına birazdan bakacağız. Saat içerisinde iki farklı oyun bulunuyor. Biri zar atma oyunu, biri de burada görmüş olduğunuz gibi Flappy Bird oyunu. Soldan sağa çekerek uygulamadan çıkış Teker tuşuna bastığınızda da menünün en başına atıyor. Bu bazı modellerde yaşadığım bir durumdu. Yani kötü sayılabilecek özelliklerden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi saatinizden sayaç tutabiliyorsunuz, hesap makinesi kullanabiliyorsunuz. Olası bir durumda saatinize su girdiyse su tahliyesi uygulaması da bulunuyor. Kronometre tutabilirsiniz. Saat içerisinde siren uygulaması bulunuyor. Saatinizden telefonunuzdaki sesli asistanı devreye sokabilirsiniz. Saat içerisinde herhangi bir sesli asistan bulunmuyor. Bu uygulama direkt olarak telefonunuzdaki sesli asistanı devreye sokar. Devam ettiğimiz zaman yine görmüş olduğunuz gibi video kontrol uygulaması bulunuyor. Kısa videolarınızı saat üzerinden kontrol edebilirsiniz. Pusula uygulaması bulunuyor. Pusula uygulamasını kullanabilmeniz için burada bir senkronize işlemi yapmanız gerekiyor. Ekrandaki hareketleri bu şekilde yaparaktan pusulayı kullanabiliyorsunuz ve iki ekrandan oluştuğunu da kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Devam ettiğimiz zaman yine kartvizit klasörü bulunuyor. Kartvizit klasörü sizin QR kodunuzu kullandığınız kısım. Sosyal medya hesaplarınızın QR kodlarını bağlayarak buradan QR kodlara erişebilirsiniz. Cüzdan uygulaması bulunuyor fakat saat üzerindeki NFC özelliği ödeme yöntemi olarak kullanılmıyor. Kan şekeri, ben ve o, nefes alma hızı gibi çeşitli yan uygulamalar var. Bunlar Wear Fit Pro'nun yan uygulamaları. Birçoğu zaten randomanlı bir şekilde çalışmadığı için bunları ben kullanmıyorum. Sizlere de videoda göstermiyorum kafa karışıklığı olmasın diye. Ayarlar kısmına giriş yaptığımız zaman ilk olarak yapmak istediğim şey ekran ve parlaklık kısmından ekran süresini ayarlamak. Ekran kapanma süresini buradan 10 saniyeden 30 saniyeye çekiyorum. Bu şekilde ekranın işlemsiz kaldığı durumlarda 30 saniye sonra kapanmasını ayarlıyorum. Kişisel bilgiler kısmı bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kişisel bilgiler WearFit Pro mobil uygulamasında doldurmuş olduğunuz kısımdan oluşuyor. Bildirim kısmında okumadığınızda kırmızı noktayı görmek istiyorsanız bu ayarı açabilirsiniz. Bildirimin ön izlemelerini görüntülemek için buradaki bildirim ipuçlarını açabilirsiniz. Ya da gelen bildirimin içeriğini kapatmak için de buradaki ayarı kontrol edebilirsiniz. Buradan yine soldan sağa hızlı bir şekilde çektiğimizde geri dönüş işleminin de yapıldığını fark etmiş olduk. Genel kısmına giriş yaptığınız zaman burada yine saatin çeşitli ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Saat hakkında bilgiler yer alıyor. Dil ayarı bulunuyor. Telefon bağlantısı yapabileceğiniz QR koduna buradan erişebilirsiniz. Fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz. Saati yeniden başlatabilirsiniz. Ya da direkt buradan kapatma işlemi yapabiliyorsunuz. Rahatsız etme modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda saatinize bildirim düşmeyecektir. Ekran ve parlaklık kısmına giriş yaptığımızda ekran parlaklığını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Toplamda 5 kademeden oluşan bir ekran parlaklığı var. Şarj tüketimi için orta seviyelerde tutmanız en iyi çözüm olacaktır. Bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekran uyanmasını istiyorsanız bu ayarı açabilirsiniz. Always on display ekranını buradan açabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 12 saat, 24 saat ya da sürekli açık kalması için bir ayar bulunuyor. Sürekli açık ekran ayarı bulunuyor. Sürekli açık ekran ayarı işlemsiz kaldığı durumlarda ekranın hiç kapanmamasını ayarlayabileceğiniz bir süre. Ancak bu 3 dakika ile 20 dakika arasında ayarlanıyor. Yani bu şekilde tuttuğum zaman 20 dakika boyunca bu ekran kapanmayacaktır. Metin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Az önce yapmış olduğumuz gibi ekran kapanma süresini ayarlayabiliyorsunuz. Ekranı da yine uyandırmak için buradaki ayarı kullanabiliyorsunuz. Ses ve dokunma kısmı bulunuyor. Ses ve dokunma kısmından medya seslerini buradan açabilirsiniz ya da direkt olarak medya sesini kapatabilirsiniz. Medya sesini kapattığınız zaman telefonunuzda açmış olduğunuz medyanın sesi saatinizden gelmeyecektir. Ancak bunu açtığınızda otomatik olarak ses saatinize geçecektir. Buradan da ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar belirtiyorum. Medya sesini kapalı kullanırsanız telefonunuzda açmış olduğunuz herhangi bir medyanın sesi saatinize geçmeyecektir. Bunu da özelleştirme imkanı tanımışlar. Az önce size bir fikir vermiştim. Watch Call bağlantısını kesebilirsiniz diye. Ancak onun yerine bu ayarı kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Arayan zil sesini buradan açabiliyorsunuz. Dokunma uyarılarının geri bildirimlerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz buradan güçlü seviyesini aldığınızda dokunma uyarılarının güçlü bir titreşimle gelmesini ayarlayabiliyorsunuz. Sistem ipucu sesleri ve burada görmüş olduğunuz gibi dokunmatik seslerini de değiştirebiliyorsunuz. Yani düğmeye bastığınızda geli bildirimleri kontrol edebilirsiniz. LGS kontrolü bulunuyor. Bunu açtığınız zaman gelen aramalarda veya çalan alarmda bileğinizi 180 derece çevirerek gelen aramayı cevaplayabilirsiniz ya da alarmı kapatabilirsiniz. Bu şekilde de bir kullanım imkanı tanıyor sizlere. Görmüş olduğunuz gibi yine saatinize parola koyabiliyorsunuz. Sağ tarafında bulunan ikinci tuşuna görev ataması yapabiliyorsunuz. Pil uygulaması bulunuyor. Saat ayarını isterseniz Wear Fit Pro mobil uygulamasına bağlamadan da değiştirebilirsiniz. Uyku takibi yapacağınız zaman buradaki uyku uygulamasından çeşitli modları değiştirebilirsiniz. Yani kendinize göre ayarlama fırsatı tanıyor sizlere. Egzersiz uygulaması, kalp atış uygulaması, masa saati gibi çeşitli ayarlar bulunuyor. Buradaki uygulamaları eğer ki kullanmıyorsanız kapalı tutmanızda fark fayda var. Saat başı anlık nabız ölçümleri yaparak saatinizin bataryasını epeyce hızlı tüketeceksinizdir. Devam ettiğimiz zaman yine burada görmüş olduğunuz gibi menü temasını değiştirebiliyorsunuz. Saat içerisinde dinamik oda özelliği bulunuyor. Yazılımsal olduğu için bunu isterseniz buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ben açık tutuyorum. Birazdan size göstereceğim bunu. Yine devam ettiğimizde görmüş olduğunuz gibi burada ikinci ekran ayarı bulunuyor. Sağlık uyarıları bulunuyor. Tasarruf modu var ve yardım kılavuzu var. İkinci ekran ayarı burada görmüş olduğunuz bölünmüş ekran veya ikinci ekran olarak değiştirilebiliyor. Soldan sağa çektiğinizde hangi ekranın açılmasını istiyorsanız bunu değiştirebilirsiniz. Ben ikinci ekran olarak ayarladım. Birazdan göstereceğim sizlere. Sağlık uyarıları kısmı da saat başı hatırlatmaları buradan açabiliyorsunuz. Örneğin su içme hatırlatıcısı, örneğin hareket etme hatırlatıcısı gibi. Ben hiçbirini kullanmadım için hepsini kapalı tutuyorum. Soldan sağ çektiğimizde ikinci ekranın açılmasını ayarlamıştık. Bu şekilde de ekranı kullanabiliyorsunuz. Yine müzik uygulamasına giriş yaptığımızda herhangi bir müzik başlatıp teker tuşuna bir kere bastığınızda dinamikada özelliğinin açıldığını görebilirsiniz. Bu şekilde yazılımsal bir dinamikada özelliği bulunuyor. Üzerine bastığınızda ise direkt olarak müzik uygulamasına girebilirsiniz. Hava 69 Pro Max genel anlamda bu şekildeydi. 45 mm'lik kasa boyutuna sahip olan ve Series 9 tasarımında olan çift çekirdekli işlemciye sahip modellerden bir tanesi. Ekran akıcılığı gayet yerinde. Uygulamalarında yeterli buldum. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.